Bu arada izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Tabii ki dünden bahsedecek olursak Erden Timur'un açıklamalarının yanında Endombele de top yaptı. Dün Florya'da takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana da çıktı. Görüntüler de zaten sosyal medyada gezdi ama neler söylersin Endombele hakkında? Bu transferi zaten izleyicilerimiz de ciddi anlamda merak ediyor. Aynı şekilde Sanchez'ten ilk e, maçlarından işte sahaya çıkmalarından itibaren taraftarlar merak ediyor neler yapacaklar diye. E, biz de sana sormuş olalım tabii ki milli aradayız ama e, bu süreçte belki bu iki yeni transfer açısından çok iyi olacaktır. Hem takım alışma hem de belki formlara açısından neler söylersin? Dombele ile ilgili insanların aklında belli başlı soru işaretleri var. Yani bunun da en başında acaba fiziksel olarak hazır mı? işte bir problemi var mı gibi bir düşünce var. Bence bununla ilgili en olumlu gelişme zaten Galatasaray transfer dönemi başladı da zaten milli aradan dolayı oyuncular izinliydi. İlk çıkılan antrenmana Endombele katıldı. Yani hiç bireysel çalışma falan gibi arada bir zaman kaybı olmadan direkt olarak katıldı. Biraz onun da perde arkasını anlatmak gerekirse Endombele zaten sezon başında takımıyla kampa gitmişti. Uzak Doğu kampına Tottenham'ın katıldı. Sonrasında son 3 güne kadar yani pazartesi günü Galatasaray'a geldi. Cuma gününe kadar da Tottenham'ın bütün antrenmanlarında takımla birlikte çalışmalarını sürdürmüş. Yani fiziksel anlamda bu açıdan herhangi bir eksiği yok. Antrenman ritminde herhangi bir problem yok. Hatta bunu şöyle olumlu bir şey olarak da değerlendirebiliriz. Premier League seviyesinde yani Tottenham seviyesinde sezon öncesi kampı geçirdi. Fiziksel olarak herhangi bir problem yaşanacağını düşünmüyor şu an Galatasaray teknik de, sağlık heyeti de. Hatta yani birkaç kilo fazlası varmış bu arada En Dombele'nin. Yani bu biraz mizah unsuru haline getirildi ama işin o kısmını bir kenara bırakalım. Ciddi ciddi konuşmak gerekirse birkaç kiloluk bir fazlası var. Dün kulüp doktoru Sayın Yener İnce basın mensuplarına bu konuda bir bilgilendirme yaptı. Bence çok kıymetli de bir şey söyledi. Şimdi biz tabii ki işin bu kadar bilimsel boyutunu bilmiyoruz. Haddimiz de değil bu konularda yorum yapmak böyle kıymetli insanların olduğu yerde. Yener Hoca şunu söyledi. Yani dünya standartlarında bir futbolcunun ideal yağ oranı işte vücudunda bulunması gereken ideal yağ oranı %8-10 civarıdır dedi. Üst seviye futbol oynayan oyuncularda. İşte 11'e kadar kabul edilebilir seviyededir. Ama bazı oyuncuların hatta yani etik davranmak adına isim vermek istemiyorum dedi. Bazı oyuncuların da en iyi oldukları dönemde bu yağ oranı biraz daha fazla oluyor vücut yapısından ötürü. Yani %13'ler %14'lerle de çok üst düzeyde oynayabilen oyuncular oluyor dedi. Endombele de zaten bunlardan bir tanesi. Yani o ne bileyim mesela tam tersi bir örnekte Ziyeh için veriliyor. Yani Ziyeh de çok zayıf acaba fiziksel olarak bir sıkıntısı mı var diye. Yani bunlar oyuncuların doğal vücut yapıları. Bunlara çok takılmamak lazım. Zaten Endombele adına özellikle bel bölgesi, kalça bölgesindeki durumu hep kariyerinde de avantaj yaratmış bir şey. Yani onun oyun stiline katkı sağlamış bir şey. Dediğim gibi Yener Hoca da bunu söyledi. Ama yani birkaç kiloluk bir fazlası olduğunu, dramatik bir durum olmadığını Samsun Spor maçına kadar da artık tam olarak hazır hale geleceğini söyledi. Zaten antrenman yaparak son 3 gün dışında toplumla sezon öncesi hazırlıklarını yaparak gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen e, çete dönüyorum. Alper Eroğlu Süper Chat'ten bir yorum göndermiş, iyi yayınlar demiş. İki yerli oyuncu ne zaman açıklanır? Aslında Galatasaray'ın yabancı transferini kapattığını biliyoruz ama hem Süper Lig'de yerli kuralını devam etmesi hem de rotasyon açısından önemli oyuncuların da ismi geçiyordu aslında Galatasaray için. Biz de sormuş olalım iki yerli oyuncu takıma katılır mı? Ne zaman katılır değil de katılır mı diye soralım. Zaten hani küçük yaş kategorisinde takıma katılacak bazı isimler var onları biliyoruz ama ekstra bir transfer olur mu bekliyoruz. Dün konuştuğumuz isimler var Galatasaray'ın kadrosuna katacak olduğu. İşte biri Borussia Dortmund'dan Gökdeniz, biri Bayern Münih'ten Eyüp Aydın. Yani bu oyuncularla ilgili anlaşmalar sağlan bayağı da oldu yani. Bir 10-15 gündür Anlaşma noktasına gelinmiş vaziyetteydi. Ama işte ne bileyim mesela Bayern Münih'e Galatasaray'ın ödeyeceği bir yetiştirme bedeli var. Aynı şey Borussia Dortmund içinde. Onlarla ilgili durumlar görüşülüyor. Bu iki oyuncu da Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Onun dışında başka bir yerli oyuncu transferi olur mu? İşte hep yabancı oyuncu için fırsattan bahsettik. Şimdi Türkiye'de transfer dönemi devam ediyor. İşte Galatasaray'ın mesela belki orta sahaya yerli bir alternatif düşüncesi olabilir... Burada mesela Başakşehir'den Berkay'ın ismi hep insanların aklına geliyor. Yani böyle bir durum oluşursa Başakşehir'in o bölgesi dolarsa yaptığı transferlerle anca öyle bir fırsat transferi için Galatasaray hamle yapabilir. Onun dışında artık kadro en azından ideal düzeni Galatasaray'ın büyük oranda şekillenmiş durumda. Uzunca bir transfer dönemi geçirildi. Çok fazla planlama yapıldı. Bazen o planlamalarda değişikliğe gidildi ama günün sonunda artık belli bir seviyeye gelindi. Az önce Endombele'den bahsettik. Biraz böyle üstünden Ziye'yi de söyledik ama istiyorsan oyuncular da ben merak edildiğini düşünüyorum. Yani fiziksel durumları nedir? Yener Hoca çünkü sağ olsun çok böyle bilgilendirici bir açıklama yaptı. Kısaca onlardan da bahsedebiliriz. Mesela Sergio Oliveira maç öncesi Antep'e gitmediği için hep böyle transfer spekülasyonları çıktı. Gidiyor mu işte Yunanistan'a mı gidiyor nereye gidiyor falan. O gün de söylemiştik kasığında bir sakatlık olduğunu. Bel bölgesinde de bir ağrı varmış. Dün mesela bireysel çalışıyordu Oliveira ve önümüzdeki hafta içerisinde katılacağını söyledi Yener Hoca. Mauro Icardi çok ciddi bir darbe aldı maçta. Antep maçındaki darbeyi hatırlıyoruz işte sarı kartla geçiştirilen bir pozisyonda ama yani Yener Hoca şöyle diyor yani bu darbe gerçekten kendini iyi sakınmasa futbol hayatını bitirebilecek sertlikte bir darbeydi. Ha şu an ciddi bir şey yok ama yine hazır hale gelmesi için özellikle de şimdi milli ara bir boşluk olduğu için Oyuncuyu çok zorlamak istemiyoruz dedi. Pazartesi günü Galatasaray izinli. O izinden sonraki ilk antrenman, salı günü yanılmıyorsam oraya çıkacak. Hakim Ziyeh konusunda da yine bireysel çalışmalarını sürdürüyor diye İşte o da çok zayıf diye eleştiriliyor. Biri, biri çok kilolu, biri çok zayıf diye. Yani yaranamıyoruz kimseye oyuncular konusunda. Ama yani mesela Belhanda'ya benzetti Yener Hoca daha önce birlikte çalıştığı için. Belhanda da öyle daha ince vücutlu, ince yapılı bir fizyolojisi vardı. Hakim Ziyet de o durumda ama herhangi bir böyle güç konusunda ya da atletizm konusunda ona sıkıntı yaratacak bir durum yok dedi. Ziyeh de muhtemelen Salı Çarşamba idmana çıkacak. Salı Çarşamba'nın şöyle bir önemi var. Yani maçtan önce Samsun Spor maçından 4 gün önce o eksi 4'te eksi 3'te idmana çıkan oyuncu maç kadrosunda olabiliyor anlamına geliyor. Bu açıdan bu önemli. Ziyeh de muhtemelen Samsun maçının kadrosunda olacak. Ve gelelim Zaha'ya. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Zaha konusunda şöyle açıklamakta fayda var. Geçen sene arka adelesinde, kasık adelesinde sık sık problem yaşamış Wilfried Zaha ve Crystal Palace'ın durumu biraz kritik olduğu için biraz hor kullanmışlar Zaha'yı. Yani normal şartlarda Yener Hoca şöyle anlattı. Vücut yapısı işte kas kütlesinden dolayı bir sakatlık yaşadıktan sonra biraz dinlenme sürecine, rejenerasyon sürecine ihtiyacı oluyor eski haline dönmesi için ama Palace'da böyle zamanlar bulamadığı için biraz üst üste zorlamalar yapılmış. O yüzden biz de riske etmek istemedik dedi. Hatta işte 45 dakika oynadığı Ljubljana maçı orada çıkarken de herhangi bir sakatlığı yoktu ama biz herhangi bir risk almaması adına böyle bir tercihte bulunduk. Şu anda da hazır hale getirmeye çalışıyoruz dedi. Şu an yani tedavi gerektiren bir sakatlığı Zaha'nın yok. Sadece vücudunun kaslarının hazır hale gelmesi bekleniyor. Çünkü zaten çok fizik gücüyle oynayan da bir oyuncu olduğu için riske edilmek istemiyor. Bizim için de çok kritik bir oyuncu. Açıkçası bu yüzden riske etmek istemiyoruz dedi Yener Hoca. Perşembe ya da Cuma günü testlerden sonra idmana çıkacak. Önümüzdeki hafta Perşembe ya da Cuma günü. Bu da şu demek oluyor. Az önce söylediğim şeye paralel. Yani maç kadrosunda olması ya da maçta 11 oynayabilecek seviyede olması için 3-4 gün öncesinde çıkması gerekiyor. Zaha tahmin ediyorum ki Samsung maçının kadrosuna alınacak bir aksilik olmazsa ama orada ilk 11'de olmaya yetmeyebilir durumu ama Kopenhag maçıyla birlikte herhangi bir aksilik olmazsa sanki Zahada 11'e dönecek gibi.